kafede şimdi imaj yönetimi diyeceğiz ama ne açıdan? Malum Avrupa'da sol rüzgarı esiyor ama eserken de imajları da değiştiriyor. Sandığa öyle gidiyor liderler. Şimdi değişim, değişim şimdi dedi Hollande ve kendisini değiştirdi önce. Sonrasında seçimde değişimi vaat etti ve şimdi koltukta oturuyor. Nedir bu değişim rüzgarı ve bir anlamda toplumların algıları nasıl yönetilir? Bunu konuşacağız. CNBC stil danışmanı Suna Kabada ile birlikteyiz. Hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Birlikte çalışıyoruz, onun için sen diyeceğim, Suna diyeceğim. İzleyicilerimize de bunu belirtmek lazım diye düşünüyorum. Ve başlayalım istersen. Gerçekten dünyada bir değişim rüzgarı esiyor. Bu krizin yarattığı bir değişim rüzgarı ve sonuçları sandıktan geliyor. Çok net bir şekilde. Ama diğer yandan da toplumun algısı ince ince imajlarla yönetiliyor. Hollande'ın belki first girlfriend'in etkisiyle o imaj değişimi çok netti ve kazandı. O da zaten değişim şimdi demişti. Ne kadar etkili olabilir toplumun algısını yönetme konusunda bir stil, bir imaj? Şimdi algılama yönetiminde yaptığımız şey aslında iletişim sürecini yönetmek. Verilen mesajları yönetmek. O mesajı verirken de kılık kıyafetle, vücuduyla, sözleriyle, vaadiyle etkili bir şekilde, güvenilir bir şekilde mesajı iletmekten bahsediyoruz. Algılama yönetimi yaparken mesajınızı izleyici kitle, hedef kitle nasıl algılıyor? Buna bakıyoruz. Şimdi hep duyarız, ikna ederken mantık önemlidir. Mantıkla ikna edilir ama bir de harekete geçirmek lazım. İkna olmuş kişileri motive etmek lazım. Orada da duygular devreye giriyor. Aslında algılama yönetiminde yapılan bu iletişim stratejileri doğru kombinasyonlarla duyguları harekete geçirecek şekilde olursa o zaman hedefe ulaşılır tabii ki, geri dönüş alınır. Ama bu stratejinin doğru bileşenlerle yönetilmesi lazım. Yani kılık kıyafetiyle de, icraatıyla da, hali tavrı tutunu, yaşam tarzıyla da, değerleriyle de bütünleşik bir şekilde ele alınırsa algılama yönetimi etkili olur. Sonuç evet. getirir ve bunu da görüyoruz şu anda duygu zaten. Duygu çok önemli. Aslında duygu. Orada bir markadan bahsediyorsak da markanın artık o firmanın sahibinin imajı bile etkili. Tabii ki. Tüketici satın alırken gönülden bir şeyler yakalamazsa orada iletişim kopuyor işte. Aynen, duygusal iletişime geçmek lazım etkilemek istiyorsak. Fotoğraflar üzerinden de konuşalım, stiller üzerinden de konuşalım. Erkek stil yaratır bir cumhurbaşkanında diyoruz. Bir cumhurbaşkanında stil yaratabilir Sarkozy ve Hollande geçişi. Hı hı. Aslında o devir teslim töreni sonrasında halkla buluşurken yağmurdan sırılsıklam olması da bence o stili, imajın bir parçasıydı. Evet. Şimdi Hollande'a baktığımızda başlangıçta işte kilosu var, gözlükler de mode, çok da böyle etkili, iddialı bir lider görüntüsü yok. Valerinin etkisiyle de olabilir bu ama değişim şart diyor, şimdi değişim diyor ve önce kendisiyle başlıyor değişime. İşte kilo veriyor, kılık kıyafetinde daha fit kalıplar tercih etmeye başlıyor, gözlüklerini değiştiriyor. Örneğin o devir teslim töreninde makam aracı olarak hibrit bir araç seçti. Yağmurdan sırılsıklam olmasına rağmen selamlamaya devam etti. Hani hem şemsiye kullanmadı. Şemsiye kullanmadı. Sarkozy olsaydı kullanırdı. Tabii Sarkozy'nin kullandığı saatin markası, birlikte olduğu hayat arkadaşı hep böyle bir ulaşılmaz. İşte kutlamalar için onun süper lüks bir yatla seyahate çıkmasının yanında hibrit araçla yağmur altında halkı selamlayan ama fit, dinamik, görüntüsünü yenilemiş, tazelenmiş, değişime hazır bir Cumhurbaşkanı görüntüsü var Hollande'da. Sol derken bunun tam anlamını veriyor aslında. Evet, evet. Sosyalist parti lideri olarak. İşte algılama yönetiminde bu tutarlılık kastettiğim. Yani nasıl giyindiği, nasıl yaşadığı, nasıl bir değer yargısına sahip olduğu ve bunu hayatına nasıl kattığı. Bütün olursa insanlar size inanıyor ve arkanızdan geliyor, harekete geçiyor. Şu fotoğraf çok çarpıcı. Gerçekten kilolarından ve gözlüğünden daha her şeyden arınarak yola devam etmesi, değişimi önce belirttiğin gibi kendisiyle başlatması buna inandırıcılığı da arttırıyor. Çünkü vaat ediyorsan önce kendin yapacaksın. Tabii boyutuyla değil mi? Tabii. Dış görünüş deyip geçmemek lazım. Politikacılar da bunu çok net bir şekilde kullanıyor. Tabii ki böyle bir durumda First Girlfriend'i de tüm dünya konuşuyor. Aslında biz ekibimiz arasında kendi aramızda First Girlfriend demiştik. Sonrasında hadi yazmayalım dedik. Sonra CNN International'da böyle bir tabir oldu evet. ve tüm dünya basını konuştu. Herkesin aklına gelen bir fikir tabii ki. Evet. Böyle bir ünvanla, bu da imajın başka bir boyutu aslında. Bu da onun kişisel değerleriyle ilgili ödün vermediği noktalar var Valerinin de.
işte bunca yıllık bir kariyer hayatı var, inandıkları var. Sorun olacağını zannetmiyorum diyor bu durumumuzun. Hayatı paylaşmaktan memnunum diyor. Çok net bir duruş var ve işte bu değişim sürecinde de zaten Hollande'ın imaj danışmanı olarak geçiyor. Değil mi? Valerie bu değişimi körükleyen kişi olarak. Sihirli deneyi elinde bulunduran kadın. Ne kadar evet. değiştirecek bakalım. O açıdan da evli olmayan bir cumhurbaşkanı o yönetim anlamında ileride özellikle Papa karşısında ya da Suudi Arabistan gibi bir ülkeyi ziyaretinde sorun olur mu? Fransa bunu çok tartıştı. O da kendisi bunu söylüyor. Bir tek Papa ziyaretinde sanırım sorun olur ama onun dışında sorun olacağını zannetmiyorum diyor. Göreceğiz. Evet. Göreceğiz dediğimiz bir başka adres de var ki Yunanistan. Yunanistan'da evet. da değişim rüzgarı şimdi nereden esecek diye çok merak ediliyor. İkinci kez seçime gidiyorlar. Takvim 17 Haziran'ı gösterdiğinde oylar kullanacak. 18 Haziran'da karşımıza yeni lider çıkacak. Ve Radikal Sol İttifak lideri 37 yaşındaki Tsipras son derece dikkat çekiyor. Bir görüntü vardı. Diğer liderlerle masada değişik bir görüntü. Genç, kravatsız. O da asi, o da evli değil. Onun da çocuğu var ama. Onun da çocuğu var. Hatta ikinci çocuk geliyor bildiğim kadarıyla evet. dedikodulara bakılırsa. Şimdi Tsipras'ın şöyle bir duruşu var. Aslında 15 yaşında Komünist Parti'de aktif rol almış. Biraz asi. Takım elbiseli teröristlerdense anarşistleri, kapüşonlu anarşistleri desteklerim çok ben iddialı. Diyor. Kravat takmıyor ve kravat taktığım zaman kendimi okul yıllarında hissediyorum diyor. Hiçbir ortamda kravatlı fotoğrafını ben görmedim. Epey inceledim. Ve şu anda da seçimler öncesinde Avrupa turunda işte Almanya ziyaretinde bir konuşma yaptı. Biz Avrupa'da size yük olmak istemiyoruz. Yunan halkı işte tembel çalışmaya gönlü yok gibi yorumlanıyor ama son derece misafirperver bir toplumuz. Hiçbir düşmanlığımız yok. Gelin öncelikle bankaları değil halkı kurtarmamız lazım diye konuşmalar yapıyor. Yunanistan imajını düzeltmeye çalışıyor. Yunan insanı ilgili imajı algılama sürecini yönetmeye Doğru. çalışıyor. Kendi imajının yanında bir de buna bakmak lazım. Yani hem turu canlandırmak hem insanların kurtarılması gerektiğini söylüyor ve bunu da bizi tembel olarak algılamayın. Çalışmaya hazırız ama imkan sunulması lazım. Onun için büyümeyi destekleyin konuşmaları yapıyor. Bunlar da önemli adımlar. Evet. Vizesiz Yunanistan Türk evet, turiste evet. de son derece önemli ayrıntı. 13.30'da da bunu konuşacağız. Şöyle bir Avrupa ile devam edelim. İngiltere. İngiltere'de evet. fotoğraf dediğimizde Cameron çıkıyor karşımıza. Aristokrasiden gelen bir başbakan ama son derece halkın içinde. Halktan mı? Diyebiliriz bile. Diyebiliriz neredeyse. Evet, Cameron'ın hikayesi çok ilginç. Eton Koleji'nden bu geleneksel aile yapısından kaynaklanıyor. Ailede zaten 3 tane milletvekili var. Kraliyete dayanıyor ailesi. Eşi baronet kızı. Aslında son derece Muhafazakar Parti'nin de rahatsız olduğu o tanımlamayı kullanacağım kaymak tabakasından geliyor. Aha. Ama zamanında Gordon Brown'ı nasıl eleştirmiş? Dijital çağdaki halk lider diye eleştirmişti. Kendisi değişim şart dedi, uyumdan bahsetti ve Muhafazakar Parti'nin önce logosunu değiştirdi. Son derece taze, dinamik, işte böyle fırça dokunuşlarıyla yeşiller taşıyan bir logo geldi. Hepsinin, bütün parti mensuplarının halinin, tavrının, giyiminin, kuşamının, duruşunun değişmesi gerektiğini bu değişimin adam akıllı ele alınması için savundu ve bunu tetikledi. Kendine de baktığımızda şimdi işte aristokrasiden gelen birisi ama geçen sene çok konuşulmuştu. İspanya'ya tatile gitti kendi rezervasyon yaparak evet. ekonomik uçuşla. İşte bir fotoğrafçıyı evinde bir hafta ağırladı. Mutfakta yemek yaparken, bira içerken işte o fareyi öldürdü. Evet, o 10 numarada fareyi bizzat kendi öldürdü. Evet. Kediye bırakmadı. Bisiklete biniyor, sık sık bisiklete binerken görülüyor. Bisikleti çalınıyor, sonra gazeteciler bisikletini buluyor. Bunlar işte algılama yönetiminde medya stratejisinin de çok doğru konumlandırmasıyla hepsi alakalı. Bütünün hepsi parçası. Bir bütünün parçası. Yaşamı kadar bunun nasıl sunulduğu da. Şimdi 2 dakika gibi bir süremiz kaldı. Hızlanarak gidiyorum. Evet. Bir başka noktada Kate ve William'ın ne kadar imaja katkı sağladığı, İngiliz ekonomisine katkı sağladığı ile ilgili. Milyar sterlin katkısı var. 1 milyar sterlin hesaplanan katkısı bu. Şimdi İngiltere'ye baktığımızda kraliçenin yaşlanmasıyla birlikte ilgi söndü. İşte Diana'nın da Lady Di'nin de ölümünden sonra gerçekten gündem dışı kaldı. Artık monarşi sorgulanır hale geldi İngiltere'de evet, bile. Ama böyle gençlere odaklayarak
imaj yönetimi stratejilerini daha sempatik hale getirdiler. Bir de orada da aristokrasiyi yine 21. yüzyıl dinamiklerinde daha samimi, daha tatlı, iletişime açık bir hale getirdiler. İşte evet, Facebook'ta. Tabii Facebook'ta sayfaları var, markette bir düşes var, işte konuşuyorlar. O aristokrat dilinde değil, günlük dilde konuşuyorlar. Tamam, yardım çalışmalarına katılıyorlar, hastanelere, okullara gidiyorlar ama bunu eğlenceli bir şekilde yapıyorlar. İnandırıcılık orada da geliyor karşımıza. Evet. Hızlı bir şekilde son bir dakikada Amerika'ya gidiyoruz ve Obama diyoruz. Romney var karşısında, karşısına çıkmaya hazırlanıyor ama diğer bir konu var ki son derece önemli. Eşcinsel evlilikleri onaylıyorum dedi. İmajına iyi mi etti, kötü mü etti? Bağışlara hemen yansıdı. Ne dersin? Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Obama'nın baştan beri bu Amerikalıların söylemi, walk your talk, söylediği gibi yaşıyor. Adam zaten baştan beri bu eşcinsel evliliğine zaten karşı değildi. Bunu da dile getirdi. Bir de şöyle bir şey var. Bu küçücük bir nüanstır ama vurgulamak lazım. Algılama yönetiminde bütünlük diyoruz ya. Teknolojiyi ilk kullanan başkan. İşte Twitter'dan, Facebook'tan iletişim stratejileri sürdürdü ve eşcinseller oradan ona çok soru gönderiyordu. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Şimdi bunları görmezden gelemez. Bir cevap vermek zorunda bir. Buna inandığını zaten herkes biliyor. Son derece tutarlı bir adım attı. Zaten düşündüğünü paylaştı. İnandığını söyledi. Obama ile Romney karşılaştırmasıyla ilgili şunu söylüyorlar. Obama inandığını söylüyor. Romney duyulmasını, halkın duymasını istediklerini söylüyor. Bu yüzden. Evet, bakalım Kasım'da kim kazanacak? Oylar internetten olsun tartışması da var Amerika'da. Evet. Süreci takip edeceğiz. CNBC City danışmanı Suna Kapadayı, çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Kısacık araya gideceğiz. Aranın ardından haberlerle karşınızdayım. Lider Factoring'in sunduğu program